Allah'ım sana ne dualarım kabul oldu, yaşasın. Ay, ama ben böyle bir dua hiç etmedim ki. Püy, bu salağın değişebilmesi için bayağı uğraşmam lazım. biraz oldu galiba. Müfit'e böyle bir kız çok bile. Bak şimdi Reyhan'ın nasıl salak olduğunu, ama sakın gülme ha. Tamam. Reyhan Hanım, biliyorsunuz yarın mübarek kabotaj bayramı. Şeyi soracaktım ben size. Kabotaj bayram namazı saat kaçta biliyor musunuz? Ne adisin lan? Saçmalamayın Müfit Bey. Kabotaj bayramı dini bir bayram değildir ki namazı olsun. Denizcilerin kutladığı mesleki bir bayramdır. Ama şey yani nasıl yani? Nasılı mı var canım? Ya sizde bir salaklık var ya da bana salak muamelesi yapmak hoşunuza gidiyor. Sen ne kadar güzel. Yani kanka şaşırdım valla. Epey bir süredir kuantum fiziği ile ilgileniyorum. Yani nasıl ki her gördüğünüz bıyıklı kedi erkek kedi değilse, her gördüğünüz sarışın da aptal değildir Müfit Bey. Az önceki densizliğim için özür dilerim. Kusura bakmayın Reyhan Hanım. Güneyden gelen alçak basınca bağlı sıcaklığın etkisiyle böyle konuştum herhalde. Neyse. Şimdi Müfit'in yanında masajcığımla rahat olamayız. Ben sonra yine gelirim. Hemen Gözüm ablaya gidip durumu haber vereyim. Gözüm ablam, bir tanecik ablam benim. Dur kız. Ayol, şiş bir yerine batacak. Ay, batmaz tabii ama yine de dikkatli olalım değil mi? Anlat bakalım neler oldu? Dediklerini aynen yaptım. O salak Reyhan gitti. Yerine zehir zıpkın fişek gibi bir Reyhan geldi. Ay, Müfit onu gördü mü peki? Görmez olur mu? Gördü, yamulup çarpıldı. Anında Reyhan'a asılmaya başladı. Oh, çok iyi, çok iyi. Sağ ol Gözüm abla. Sayende masarcığım da bana kaldı. Burada tecrübe konuşuyor herhalde. Ruhsar evladım. Gözüm ablam hem bu dünyada hem öbür dünyada dertlere deva olmaya devam ediyor. Hadi artık sen git. Ben de Haziran ayı merhumlarının ahirete hoş geldin balosuna katılayım. Ay, geç kaldım. Hadi, hoşça kal. Zaten Truva harabeleri de 1870 yılında arkeolog Schliemann'ın Çanakkale'de Hisarlı köyü çevresinde yaptığı kazılar sonucunda bulunmuştur. Truva şehri 10 yıl süren kuşatması ve tahta at hikayesiyle ünlüdür. Tabii çok doğru. Ya maşallah ne kadar bilgilisiniz. Peki Amerika'daki hürriyet heykelini kimin yaptığını biliyor musunuz? Kim yapmış? Amerikalı zenci heykeltıraş Michael Jordan bu yüzyılın başında yapmış. Heykel hemen Florida'nın girişindedir. Hayır, yanlışınız var Müfit Bey. Bir kere o heykel Fransız heykeltıraş Frédéric Auguste Bartholdi'nin eseridir. 1886 yılında Fransa Cumhuriyeti tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne hediye edilmiştir. Ve dövme bakırdan yapılan bu heykel New York'un girişindedir. Evet, aslında evet. Ben Florida'daki heykelle karıştırdım. Yani sizin engin bilgi ve kültürünüzle insan 10 bin voltluk bir lambayla aydınlanır gibi oluyor. Reyhan Hanım. Teveccühünüz Müfit Bey. Ula meğer biz Reyhan'a ne haksızlık etmişiz. Kız bizden bile akıllıymış ya. Hem sadece akıllı değil, aynı zamanda bayağı da güzelmiş be. Ama masar kıymetini bilemedi. Bir bilen elbette bulunur. Bak. İte bak ite. Nasıl da asılıyor Reyhan'a. Ayıptır be. Ne de olsa onunla en az bir düzine kadar nikah masasına oturmuşluğumuz, sonra da kalkmışlığımız var. Olur mu lan böyle? Olur mu ya? Kanka kankanın zevci adayına asılır mı? Bu arada Reyhan'ın bu kadar şeyi bilmesi de çok ilginç hani. Helal olsun. Kızcağız çok çalışıp kendini iyi geliştirmiş. Çüş çüş. Oha. Ne oluyor lan? Hayvanlığın lüzumu yoktur. Pışt. O anın yanında ne yapayım sen böyle? Hoppala, bana ne oluyor ya? Yoksa kıskançlaştığım için feodalleşiyor muyum? Neyim? Müfit! Benimle biraz yatak odasına gelir misin? Yatak odasına mı? Evet. Hayır ama ne yapacağız yatak odasında? Ne yapılır yatak odasında? Sana yeni aldığım yatak çarşafını göstereceğim. Bak böyle yürü hadi hadi. Pardon. Yürü. Geç. Otur şuraya. Ne var? Yanlış yoldasın. Tuttuğun yol yol değil. Stabilize yolu bırak, asfalta çık. Hoppala. Ne diyorsun oğlum sen? Ne dediğimi gayet iyi anlıyorsun ama işine gelmiyor. Neyse bir kere de kulaklarınla duy. Reyhan'a asılmandan hoşlanmıyorum.
Yok ya, neymiş o? Ne olacak lan? Onunla evlenmesem de en az 20 defa nikah masasına oturdum be. Olabilir ama o dediğin bir zamanlardı. Hem sen de biliyorsun ki Reyhan benden hoşlanıyorum. Beni istiyor. Orası doğru. Kız salakken seni istiyordu. Ama şimdi akıllandı ve artık beni istiyor. Hem sen eğer Reyhan'dan hoşlansaydın zamanında evlenirdin. Kanka artık duruma ben el koyuyorum. Yani şimdi sen Reyhan'la ciddi ciddi bir takım şeyler mi düşünüyorsun? Neden olmasın? Kim bilir, belki de olabilir. Olmaz, olamaz. Olur olur, hem de bal gibi olur. Valide Sultan geldi. Biz geldik. Hoş geldiniz Mevlüt. Hoş bulduk. Nasılsınız? Eyvallah, anası olalım işte. Sizin mürüvvetiniz için bizim Hayta ile uğraşıp duruyoruz. Boşuna uğraşmayın, her iş olacağına varır. Zaten ülke nüfusunun %78,9'u onun bunun zorlamasıyla evli olduğu için mutsuz yaşıyor. Şahsen ben geriye kalan %21,1 gibi evlilik yapmayı isterim. Reyhan, sen iyi misin? Evet, iyiyim. Sen bayağı şey olmuşsun. Ne olmuşum? Şey, yani çok değişmişsin de. Öyle mi? E baktım öyle olmuyor. Değişiverdim ben de. Ay, ay, ben gidip bir elimi yüzümü yıkayayım. Ay, sıcaktan kayısı kurusu gibi kupkuru oldum vallahi. Merhaba Menkıbe Hanım teyze. Merhaba, merhaba. Merhaba anne, hoş geldiniz. Aa, merhaba benim kuzum. Mefit Bey, siz burada mıydınız? Hay Allah, ben de evdesinizdir diye yanlışlıkla yarım saat zilinize basıp durdum. Boş ver, önemli değil. Önemli olan Reyhan Hanım'ın zilime basması. Sahi zilime basmak ister miydiniz Reyhan Hanım? Aa, aptal mısınız siz kuzum? Niye sizin zilinize basayım? Senin zilime basman için neler vermezdim Reyhan. İstersen zilimin sesini duygulu kanarya sesinden, hatta sonbahar rüzgarlarında uçuşan yaprakların sesinden bile yaptırabilirim Reyhan. İnan. Aa, çok alemsiniz Mefit Bey. Ay Allah'ım Allah'ım. Şunlara bakın hele. Mart kedileri gibi aynı. Özellikle de Mefit Bey. Lan kör bir kediymiş meğer. Sevgili görümce, seni pek sinirli gördüm. Bu durum hiç hoşuna gitmedi galiba. Bale işini ne yaptın Reyhancığım? Hani mahkemede yaşını 15 yaş küçültüp baleye başlayacaktın ya. Söylediğin şey İstanbul Folklor ekibinin kurulması kadar saçma. Benimle daha mantıklı konularda konuşmanı isterim. Oldu mu cevabını? Hadi Firdevs, biz de gidelim artık. Ukala dün baleyi dinlemekten başım ağrıdı zaten. Siz kalkmıyor musunuz Mefit Bey? Ben Reyhan Hanım'dan yemek sözü almadan kalkmayı düşünmüyorum Firdevs Hanım. Hı, çok iyi. Hadi hoşça kal minik kuşu. Güle güle anne, kusura bakma, geliyorum. Sizi değiştiriyorum. Tamam tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helalem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsacı.